Sevgili dostlar YouTube sisteminde yaşanan sıkıntıdan dolayı birçoğunuz canlı yayını izleyemediniz. O yüzden ben de böyle bir şey yapayım dedim. Bu arada 59.900 olduk. 60.000 olmamıza yani 6.000 olmamıza 100 abone kaldı. Bunu da sizlere bırakıyorum. Madem hakem 6.0 engelledi siz 6.0'ı yaşatın. Oyuncu değişikliğiyle başladık. Bekao e, ve Bekao çıkıp Osterwold'e girdi. Tedbir amaçlı rakipte Halil Venderi çekici çıktı. Görkem Bitin Diaby girdi. 40 çok net pozisyon. Ceko ceza sahası için sol çaprazda şutu kaleci Korinir'e çeldi. Şimdi Fred Bekao'nun durumlarıyla ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben aslında müjde verdim yayında ama ee, 10 son dakika diyeyim dur. Son dakika. Fenerbahçe taraftarına müjdeler. Şimdi Fred kasılmadan dolayı çıktı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani normal bir kasılma. Kasığında bir Gerilme hissettiği için birkaç gün dinlenince iyileşir. Trabzonspor maçında oynar. Eğer aykırı bir durum çıkmazsa ve K. O'nun tedbir amaçlı çıkartıldı. Yani herhangi bir sakatlığı yok ama tedbir amaçlı çıktı. Bilginiz olsun. E, kontrollerlerden durum netleşir öğlenleyin gibi. İlk 45 dakikada soyunma odasında hani bitiminde ne konuştuğumuzda vardı inceleseler daha bir değişiklik olurdu. 52'de Pendik sol tarafa bir pas rakip soldan ceza sahası içi sol çaprazından giriş yaptı. Orta şut karışımı bir vuruş. Livakovic dokundu. Savunma araya girdi. E, ee, hani orta gibiydi. Bu net pozisyondu. 54'te sola pas Edin Ceko sakladı. Geriye verdi Tadiç'e. Tadiç'in ceza sahası içinde e, vuruşu az farkla out'a gitti. Aslında Tadiç iki maçtır böyle kaçırıyor ama bakalım birine denk gelecek inşallah Trabzon maçında artık. 58'de ceza sahası içine savunma arkasına bir pas. Diaby önde. Bir vuruş yaptı net pozisyon. Avuta gittim. Gol olsa hani offside olması lazım. Bir metreden fazla olsa da. Hani istatistiğe yazılmış oldu arkadaşlar. Böyle bir Fenerbahçe şansı. Ve hakemlerin niyetini anlayın. Anladınız mı? Hakemlerin burada niyetini çok ciddi anlayın. Yani çok çok ciddi anlayın. Şimdi kıymetli arkadaşlar. 60'ta soldan Tadiç getirdi. Geriye verdi. Verdi Kadıoğlu ceza sahası dışından. Sol çaprazdan şutu üstten avuta gitti. Ferdi'nin bu şutu güzel bir şuttu ama biraz fazla avut oldu üstten olunca. Ama şunu söyleyeyim. Hadiç getirdi Ferdi'ye verdi bak. Bu cümleleri unutmayın. Çünkü sıkça duyacaksınız. Ferdi Tadiç orayı gömçürdü. Orayı çökertti. Ben size maç öncesinde dedim. 39'luk Erdem Güvençi oynatıyorlar orada. Orayı gömçürürüz dedim. Gömçürdük. Bitti mi? Bitmedi. Ben size ne dedim? Fenerbahçe Hatay'ı yenerse 17'de 17 yapmayacak dedim. 19'da 19 yapacak dedim. Mustafa Hoca yine bildi mi? Bildi. Ben size maç öncesinde dedim? Bu maç katiyen yani. ne olursa olsun. Hakem ne kadar verirse versin. Hangi tarafı tutarsa tutsun. En az 4 golle bitecek dedim. Maç kaç kaç bitti? 5-0. Daha kaçanlarla birlikte inanılmaz bir maç. Yine devam ediyorum 60'ta. Osain'in sayının yerine Mert Müldür mü denesek dedim. Hani sanki o kanat biraz aksıyor diye belirttim. Bak 60'ta dedim bunu unutmayın arkadaşlar. Ve 62'de yine çok net pozisyon. Edin Ceko uzun top atıldı. Sakladı. İki kişiden sıyrılıp soldan ceza sahasının içine girdi. Çok güzel hareketler. Ve şutunu çekti kaleci ayağıyla çeldi. 63'te yan hakem gözünün önündeki pozisyona Tacı Fenerbahçe'ye veriyor. Orta hakem kaç metre mesafeden diyor ki yok hayır diyor. Acı rakibe ver diyor. Ya böyle bir düzende, böyle bir şeyin içinde gerçekten Fenerbahçeli olmak çok zor. Dediğim ya. 63 net pozisyon ferdi getirdi, içeri verdi, Ceko topu aldı. Yavaş vurdu kaleci kaldı. Ve kırmızı kart verilmedi. Edin Ceko'yu son adam tutup deviriyor. Var devreye girmiyor. İnanılmaz bir şey. Sağ ayağıyla vuruyor, eliyle müdahalesi var. Hani koşarken ben size bir şey söyleyeyim. Son adamsınız. Ben koşuyorum. Hani siz beni durdurmak istiyorsunuz. İttirdiniz arkadaşlar. Beni ittirdiniz. Buna ne karar çıkar? Son adamsınız ya. Son adam. Beni elinizden ittirdiniz. Buna ne karar çıkar? Şimdi var ya. Ferdi'nin pozisyonu da şu anda önünde. Yüze darbe. Net bir darbe. Hatta kare kare atlatıp Size bunu da göstermek istiyorum. Gerçi bu video yayınlanana kadar siz zaten 50 kere izleyeceksiniz. O yüzden çok şey yapmayın. Siz zaten bunu 50 kere izleyeceksiniz. Şimdi kırmızı verilmedi ya elince konu şeyine. Yani sizler penaltı pozisyonunda kaldınız. Muhtemelen penaltıyı konuşmayın diye. Penaltıyı konuşun diye pardon. O kırmızı kartlar falan o yüzden es geçildi. Ya rakibim ben açık söyleyeyim. bu kadar güçsüz olacağını zaten beklemiyordum. Tamam ben Fenerbahçe her maçında fark atar diye bekliyorum. Fenerbahçe iyi diyorum, şu diyorum, bu diyorum ama ben rakibin bu kadar da zayıf olmasını beklemiyordum açıkçası ama. Neyse. 64 soldan Ceko ortaladı. Ferdi gelişine şut. Yandan az farklı avut. Şey söyleyeyim mi? Gol olsa tarihi bir gol. Mükemmel vurdu. Gol olsa tarihi bir gol. Ama olmadı tabii haliyle. Haliyle de tarihi bir gol olmamış oldu. İşin şakası bir tarafı ama. Bakın Ferdi atağın içinde, Tadiç atağın içinde, Ceko atağın içinde. Biri 37 yaşında, biri 34 yaşında, biri genç. Ama rakip ve zemin 65'te gol geldi. Edin Ceko'dan. Asis Çimanski. Zayt süper bir hazırlayış. Süper bir ara pas. İşte Zayt'tan tam olarak beklediğimiz bu. Zayt'ta tam olarak beklentimizi yerine getirdi. Araya müthiş bir pas. Savunma arkasına. Araya süper bir pas. Müthiş bir pas şahane bir pas. Şimanski topu aldı. içeriye baktı. Aa Ceko selamun aleyküm dedi. O da dedi ki kolay yetişmiyor dedi. İçeri çevirdi. Ceko'ya zor olan kaldı. Ceko boş kaleye topu attı. Yani ne yapalım? Sonuç olarak gol oldu yani. Özür dileriz ama. Ama Zayistan beklediğimiz bu skor 3-0. Hani TFF Ork size uyarsa Şimanski nikah asistini Kerem ve Icardi'ye yazın. Hani bizim için mühim değiliz. Hakemlerinize verdiğiniz telkinleri falan görünce Hani insanlık edek adamlık gösterelim. Siz belki bir şeyler öğrenirsiniz diye düşündük. Yani insanlık bilmiyorum ne derece önem veriyorsunuz böyle kavramlara ama hani istiyorsanız öyle yapalım. Sonuç olarak siz de yorulmayın. İkardiniz krallıkta iyice gitmiş olur. Hani penaltıyla menaltıyla uğraşıp da sövdürmezsiniz en azından. Direkt yazın. Dakika 71 oldu İsmail Hocam. Ceko ve Tadiç gibi yıldızları çıkarıp Kent ve Batşuay mı alsak dedim. Bay Kartal'ın kararı kesin. 73'te İsmail sarı kart yedi. Haklı bir sarı kart aslında. Çünkü 5. 6. faulünü yaptı. Hakem 1 dedi 2 dedi saydı böyle. En son hareketi yaptı. Sarı kart göstereceğim dedi arkadaşlar ama sonrasında gösterince kafanızda şey yapmasın. Gün tek gün onay. Bu statta maç mı oynatılır? Zemin kötü. Güvenlik yok. Apartmandan biri sahaya silah ateş etse ne yapacaksın demiş. Galatasaray'ın Beşiktaş'ın maçı burada oynanmıyorsa oynanmazsa Fenerbahçe'ye söylüyorum çekin takımı ligden. Hiç gerek yok. 73'te İbrahim Akdağ çıktı. Kapel girdi. Gökcan Kaya çıktı. Lusamba girdi. 75'te Şimanski ile çok net bir pozisyon kaçırdık. Sonra bir tane daha kaçırdık ama o zaten offside'di. Onu kriterin dışına alıyorum. Ceko ortaladı. Altı pasta kimse olmadı. Rakip topu kornere çeldi. Ve 77'de Ceko'nun golü geldi. Asist Ferdi Kadol'dan. Ferdi, Tadic, Ceko üçgeni kurdular. Son çizgiye indiler. Son çizgiye inen Ferdi Kadol'u ortaya açtılar. Ferdi'nin açtığı ortada Ceko topu aldı, düzeltti, vurdu. Golünü attılar. Fenerbahçe 4-0 yaptılar. 10 maçta Süper Lig'de 9 gol, 4 asist Edin Ceko. Çöp Ceko. Yani skorer değil. 78'de İrfan çıktı, o sayı çıktı. Mert Müdür ve Kent girdi. Arkadaşlar hücum hattının yorulduğunu görmek sıkıntı değil. Ama savunma hattının yorulduğunu görüp bunları çıkartın demek ee, biraz futboldan anlamayı gerektirir. Ben bunu yaptığım için de kendimle de gurur duyuyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 79 yine çok net. Tadiç'e pas. Çizgiden çıkarttılar. Kent pasını verdi. Tadiç aşırttı. Berkay kornere çeldi. Offside pozisyonun devamında Livakov şahane kurtarış yaptı. Sonra offside denildi. Şimdi Samet Akaydın'ın e ayağına giren krampla tedavi yapılıyor. Samet'imde bir şey yok arkadaşlar. Kramp. Yani dinlenmeyle geçecek şeyler. Merak etmeyin. Yarın dinlenirler. Salı günü e, ee, takımla çalışmalara başlarlar. Ya da çarşamba günü. Zaten biz iki günde bir, üç günde bir maç yapmaya alıştığımız için antrenmanlarda çok zorlamazlarsa sıkıntı olmaz arkadaşlar. Rahat olun. Ya maşallah ya Fenerbahçe'me gerçekten maşallah. Trabzon ve Ludo inşallah kazasız belası atlatırız. Ben şu cümleyi kuracaktım. 19'da 19 yaparsak 22'de 22 yaparız diye. İnşallah Allah söyletmiş olsun. İnşallah 22'de 22 yapalım arkadaşlar. ben devam ediyorum. 84'te Erdem Özgen çıktı. Serkan Hasan girdi. Yani Sorun orada aradılar. Sorun orada değil. Samet Akay'dan çıktı. Crespo girdi. Şaka gibi ama Crespo stoper oynadı. Osterbol'de sonradan oyuna giren Osterbol'de stoper oynadı. Yani çok da sırıtmadı diyebilirim ama rakip bence az alınacak bir rakip değil. Ve sonra Samet sakatlanıyor. Orijinal stoper kalmıyor. Derken 87'de Fenerbahçe'nin golü geliyor. Rakip çıkarken Fenerbahçe cezalandırdı. Kiminle? Cezalandırdı. Verdi ile cezalandırdı. Ferdi Sol taç çizgisinin orada. Rakip çıkarken öyle çıkılmaz Şavum böyle çıkılır da dedi. Ve topu alıp Edin Ceko'ya gönderdi. Edin Ceko topu aldı. Ne yaptı? Ne yaptı? Edin Ceko topu alıp gol attı. Yani ne yapmasını bekliyoruz arkadaşlar? Patates yemeği falan mı yapacaktı? Ya siz de bir çeşitsiniz arkadaşlar ya. Edin Ceko gibi yıldızınız var. Bir elhamdülillah diyeyim. Bir ne bileyim şükür namazı kılın. Bir ee, hani Neye inanıyorsanız ona teşekkür edin. Ne yapmasını bekliyorsun arkadaşlar? Patates yemeği mi yapacaktı ya? Ayıp kardeşim ya. Her, her şeyde her şeyde bir cıvıklık bir şeylik ya. Ya senin dedin var. Olma, olan var. Olmayan var. Beni sev var. Beni sevme var. Bana, bana söv var. Sövme var. Çin şakası bir tarafı ama Edinceko'nun kaç gol kaç asist oldu onu çok bilmiyorum ya. Yani onu çok şey yapmıyorum. Neyse Edinceko gol attı Ferdi asist yaptı. Samet'in sadece krampı olduğunu da sevgili Ünal Amin Canbay açıkladı. Şaka maka da doğru dürüst bir zeminde oynarsak herhalde 15 tane falan atardık. 90 artı 3'te Ferdi'ye net penaltı. Net. Yani Fenerbahçeli Ferdi'ye yapılan harekete penaltı vermemek başka bir yere hizmet etmektir. Federasyona değil. Yine 90 artı 3'te çizgiden çıkarttıkları bir top var. Hocam sen bu kadar attın tuttun. Bana istatistikte gel. Diyor musunuz? Statistikte döverim ulan sizi. İstatistikle döverim sizi. Harbi söylüyorum döverim. Döveyim mi? Döv hocam. Yeter ki sen döv. Başlayalım o zaman istatistik. Gol beklentisi ilk rakibin arkadaşlar. ikincisi bizim. Biliyorsunuz deplasmanda oynadığımız için. 2.94 gol beklentisi. Asist beklentisi 3.5. Yani bu maçın hakkı Fenerbahçe'nin 6'dan fazla gol atmasıydı. Rakibin 1 bile atamamasıydı. Belki 1 e atabilirlerdi. Yani maçın hakkı 6-0 falandı. Toplu oynamada bir mesaj var. He he he. Uy. Aa aaa diye bir mesaj var. Hadi bakalım inşallah haftaya kazanırız da o mesaj işe yarar. Toplam şut 2'ye 21 isabetli şut 0'a 12. Maçın özeti burada zaten. 21'e 12 ne demek? Yani şut engellemeyi şunu bunu geçtim. Maçın özeti burası. Devam edelim. Hemen bitirelim istatistikleri. Korner 0'a 7. Offside 4'e 2. Foul 7'ye 11. Sarı kartlar 1'e 2. Hocam sen İsmail 5 tane falan faul yaptı diyorum. Burada 11 tane faulümüz var. İsmail 5 tane yapsa mantık olarak burası 12 oluş falan olmaz. Yani 20'yi geçmesi lazım İsmail. İşte orta saha mücadelesi hep İsmail ile rakip arasına geçti. Ee, ve zaten bunu anlatacak bir tabirim yok ki benim. Benim bunu anlatacak bir tabirim yok arkadaşlar. İsmail belki bu 11 faulün 5'ini İsmail yaptı. Az sonra bakayım olmasa Vuruşlar, taç atışları, kale vuruşları büyük şans. Bakın 1'e 5. Mustafa hocam. Açen sen birazcık atayı mısın? Ne atayı mıyım? Atayı mısın? Ben ne atayı mıyım? Kafadan atayı mısın? Al sana kafadan atayı. 5 tane net pozisyon. Yani büyük şans. Anladınız mı? Benim saydıklarımda bir o kadar var. Ama benim kriterimden daha önemli kriter bunlar. Ona rağmen 5 tane. E kontra atak bir kontra atak şutu bir ceza sahası içinden şutlar ceza sahası içinden şutlar. Kaleci kurtarışı 6-0. Engellenen gol 0-72 diyor. Pas isabeti zaten hemen hemen 2 katı. Bu da çok mühim bir istatistik değil. Ve son istatistik uzun top bakın 58'de 27 39'da 21. Yani Fenerbahçe daha isabetli ama az sayıda yapmış. Orta isabetimiz daha yüksek. Rakibin 3 ortası var maç boyunca. Gelemediler ki. Top sürme girişimi 9'da 6. Kanattan aslında yalandan izin vermişiz. Ama 21'de 10 bizimki. Top kaybı. Bakın 115'e 118. Hocam sen hep diyorsun top kaybı işte 160'ı geçmesi lazım diye. Bak burada o kadar yok. O nasıl olacak diye. Bu arada İsmail'in faulü 4 taneymiş arkadaşlar. Baktım 5 değilmiş, 4'müş. Demek ki birini hani avantaja falan bırakmış. Ben çünkü şey yaptım. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Bu istatistik var ya niye yanıltıcı biliyor musunuz? Bu tecrübeyle kazanılan maç olduğu için yanıltıcı. Mesela kazanılan ikili mücadele 45-39. Adamlar daha çok kazanmış. Kazanılan hava topu 9-6. Top çalma 24-13. asarası 7-11. Burada şey var son istatistik size gelme. tehlike engelleme 24. 4 Yani rakip 20 tehlike engellemiş. Fenerbahçe sadece 4. İsmail'in istatistiğini söyleyeyim size. Şaşırırsınız. 10 üzerinden bence 10 verirsiniz. Ama gol beklentisi 040. 79'da 71 pas isabeti, %91 kilit pas, uzun top isabeti 7'de 5, isabetli şut 1. Top sürme girişimi 2'de 2, li mücadele 12'de 4. Hava topu 2'de 2. Top kaybı 10, faul 4, kendisine yapılan faul yok. Tehlik engelleme 1, pas arası 2, top çalma 2, adam kaçırma 3. Yani bence İsmail yüksek güzel bir istatistik. Ama gel gör ki durum bu. Ben kimi merak ettim biliyor musunuz? İlk defa şaşıracaksınız. Ben Zayt'sı merak ettim. Harbi söylüyorum Zayt's benim gözüme bugün de çok güzel gözüktü. Bakayım hemen. 81 dakika. Zayt's. Çıkınca haliyle. Asisbek'ten 0-18. 68'de 67 pas isabeti. Incredible. İnanılmaz. Bir pas hatası. 68 pasta bir pas hatası. Ulan astına bakarsanız bu maçın yıldızı ait. Geçen maç iki tane attı. Maçın çöpü. Bu maçın yıldızı bak. İstatistikle dövüyorum. İyi dinleyin beni. Kilit pas 2. Şut pası. Uzun top isabeti 4'te 4. İkili mücadele 3'te 1. Zaten çok girmedi ikili mücadele. Hava topu 1'de 1. Bir. Top kaybı sadece 3. Ya vallahi mükemmel istatistik bu. Pas arası 1. Top çalma 1. Adam kaçırma 1. İlginç bir istatistik söyleyeyim. AAG. Yani nedir? Ana e, şey asistin asistli gol. Bu bizim tabirimiz. Golün öncesindeki asistin pasını verme. Zayıs bundan iki tane yaptı. Ben harbi Zayıs'ı çok beğendim. Siz beğenmeyebilirsiniz. Bir şey diyemem. Şimdi maçta Edin Ceko'nun üzerinden 10 almış. 90 dakika 10 gol. 3 gol. İnşallah bir gün 10 gol attığında olur. E, gol beklentisi 1.77. Asist 0.40. 6 isabetli şut. 1 isabetsiz şut. 3'te 3 top sürme girişimi. 28-19 pas isabeti. 3 kilit pas. 7'de 4 ikili mücadele kazanma. 1'de 1 hava topu kazanma. Top kaybı 17. Kendisine yapılan faul 1. Tadic, Şimanski. Şimanski mesela maçın en kötülerinden biriydi bence. Ama istatistiklere bakın. Gol beklentisi 0-14. Asist 2. İşte kötü futbolcu bile olsan Şimanski'yi sen çıkıp asistini yapıyorsun. 2 asist. Ve asist beklentisi 1.10. 27'de 20 pas isabeti, 8'de 4 orta isabeti, 1'de 1 uzun top, yaratılan büyük şans, 1 isabetli şut, 1 isabetsiz şut, 1 engellenen şut, 1 2'de 0 top sürme girişimi. 8'de 5 ikili mücadele kazanma, top kaybı 16. Bakın top çalmaya bakın, 4 top çalma, 1 pas arası. 4 top çalma, lan bu adam 10 numara oynuyor, top çalıyor, işte istatistik. Ferdi Kadıoğlu, 8.4, asla 8.4 değil, 2 asistten oynadı Ferdi Kadıoğlu. <laughs> 2 asist. Mozgi 2 asist, Ferdi Kadıoğlu 2 asist, Edin Džeković gol. Süphanala ilk defa görenler beğen butonuna tıklasın. 3 top çalma, 1 adam kaçırma, 8'de 4 ikili mücadele kazanma, 18 top kaybı, 66'da 56 isabetli pas, 4 kilit pas, şut pası. Ama 2'de 0 orta isabeti, demek ki kilit pasları yerden vermiş. Yaratılan büyük şans 1, uzun top isabeti 6'da 3, isabetsiz şut 2, top sürme girişimi 1'de 0 diyor. Samet Akaydın'ı ben çok beğendim. 84 dakikada aşırı beğendim. Niye? 3 pas arası, 2 top çalma, 3'te 3 ikili mücadele kazanma, 5'te 2 hava topu, top kaybı 4 bitirmek üzereyim. E, ee, faul 1, kendisine yapılan bir faul. 65'te 62 pas isabeti %95. Bir de kilit pas. Yaratılan büyük şans. Bir isabetli şut. Bir Livakovic 6.6 veren kişi neresiyle maçı izledi merak ediyorum. Yani neresiyle izledi. Uzun top isabeti 8'de 1. Tamam olsun. Kısa paslarda hata yok. Tehlike engellemek ki net iki tane top çıkarttı. Nerenizde maç izliyorsunuz? Uzun lafın kısası. Ben bugün hepsini beğendim futbolcularımızın. Çok güzel bir maç oldu. Galip geldik. Arkadaşlar size müjdeyi veriyorum. Peşin peşin müjde veriyorum size. Peşin peşin müjde veriyorum. Maçın özetini de anlattım. Kim sakat? Fred. İnşallah bir şey yok. Birkaç gün dinlenip iyileşecek. Kim sakat? Samet kaydın Samet'e kramp var. Başka bir şey yok. Bekao bir amaçlı çıkarıldı. Hiçbir sıkıntı yok. 5-0 kazandık. Mutluyuz. Huzurluyuz. İyi ki varsınız. Ee, size vereceğim üyelik hediyesini veremedim. Çünkü YouTube'da sıkıntı var dediniz. O yüzden arkadaşlar hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Şahane bir e, maç oldu. Şahane bir galibiyet oldu. Hakeme rağmen 5-0 bitti. Hakem eğer adil yönetseydi herhalde yine de ona falan giderdi. Rakip 10 kişi kalacaktı. Bilmem penaltıyı falan verecekti. Neyse kazandık. Keşke sakat vermeseydik. İnşallah Fred için benim duyumum doğrudur. Hani inşallah benim duyumum doğru. Benim duyumlarda da çok şaşmaz. Hani ben şöyle anlatayım size. Eğer Fred'de sıkıntı olsaydı şeye sararlardı. Buz torbasına sarıp hiç kıpırdatmadan koltuk değnekleriyle çıkarırlardı. Ben bu kadar söyleyeyim arkadaşlar. Bilin istedim. Bu kanala abone olduğunuz için de teşekkürlerimi sunuyorum. Belki siz bu videoyu izlemeye Şurası 600000 olacak. Nice 6 sıfırlar arkadaşlar. İyi ki bizlerlesiniz. İyi ki bu kanalın bir ferdisiniz. Görüşmek üzere Kadıköy Sokak ailem. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum.